Best FM Özel. Türkiye'nin en doğru zamanda en iyi konuşan, yani Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz kıymetli dinleyiciler. Demokrasi nöbetleri kapsamında meydanlardaki yayınlarımız devam ediyor. Kah İstanbul'da, kah Ankara'da, olunması gereken her yerde bu demokrasi nöbetinde vatandaşımızla iç içe ortamın atmosferini kıymetli misafirlerimize değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Vatan Caddesi'ndeyiz. 15 Temmuz akşamı bu bulunduğumuz noktada çok sayıda şehit verdik. Allah onlardan razı olsun. O şehitlerin hiç kuşku yok ki, o gazilerin hiç kuşku yok ki mücadelesiyle Türkiye demokrasisi kurtarıldı belki de. Bugün işte bu konuyu birbirinden özel misafirlerle değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde ben ilk konuğumuza merhaba demek istiyorum. Şu anda telefon hattımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adaylarından Sayın Sinan Oğan var. Sayın Oğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz bugün Vatan Caddesi'ndeyiz. Daha önce Taksim'deydik, Kızılay'daydık, Kısıklı'daydık, Beşiktaş'taydık. Birçok meydandan tam da bu saatte bu coşkuyu anlatmaya çalıştık. Ama ben sizden 15 Temmuz akşamı yaşadıklarımızı tam olarak nasıl okuduğunuzu öncelikle çok merak ediyorum. Ve geldiğimiz noktayla alakalı da hiç kuşku yok ki yorumlarınız vardır. Neler paylaşabilirsiniz bizimle? Öncelikle demokrasi nöbetindeki başta Best FM çalışanları ve zateniniz olmak üzere ve bütün dinleyicilerimiz ve bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ve bununla beraber asker, polis ve sivil şehitlerimize de demokrasi için canını vermiş bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de bir an önce sağlıklarını, kavuşmalarını diliyorum. 15 Temmuz gecesini kimi kalkışma olarak değerlendirdi, kimi darbe, kimi darbe girişimi dedi. Evet. Ancak ben bunun bir adım ötesinde bir terör eylemi olarak değerlendirmek istiyorum. Zira bir PKK'lı bir Türk jetini bir şekilde ele geçirirse, bir IŞİD'li bir Türk helikopterini bir şekilde ele geçirirse ne yapardı diye kendimize sorarsak alacağımız cevap bellidir. Evet. Gelir millete ateş ederdi, gelir Türk milletinin en aziz yeri olan, kalbi olan Gazi Meclisimize bomba yağdırırdı. Bu 15 Temmuz gecesinde de maalesef ki şerefli Türk ordusunun kıyafetlerini giymiş olanlar, evet, aynı bir PKK'lının, bir IŞİD'linin yapacağı şeyleri yapmıştır. Dolayısıyla bunu bir darbe, bir kalkışmadan ziyade Türk milletine, Türk devletine ve bekamıza yönelik topyekün bir terör eylemi olarak değerlendirmek zannediyorum daha doğru bir değerlendirme olur. Yıllardır Türkiye'de güvenlik sorunlarını çalışan da bir arkadaşınızım. Gerek milletvekilliği döneminde, gerek öncesinde darbeleri de, darbe tarihini de yakından bilen birisiyim. Zira akademisyen kimliğim de var. Evet. Ama ne Türk tarihinde ne de diğer ülkelerdeki darbelere baktığımızda halkına karşı bu kadar kin ve nefretle ateş eden başka hiçbir eylemin olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunu zannediyorum dünya tarihinde de Türk tarihinde de her zaman nefretle anılacak. Kesinlikle. Bir tarih olarak, ama aynı zamanda Türk milletinin de kahramanlık destanlarının okunacağı, yazılacağı, Türk özel harekat polisinin, silahlı kuvvetlerimizin yine özel birliklerinden de aynı zamanda karşı koyarak ve kısa süre içerisinde duruma hakim olmasını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı şekilde başkomutan olarak bu işin başına geçmesi, bütün milletiyle, devletiyle, ordusuyla, polisiyle bir bütün olarak, siyasetçileriyle, onu da ifade edeyim. Evet. İlk defa Türkiye'de bu kadar bir milli birliktelik sağlandı. Her musibetten belki bir şey ortaya çıkaracak olursak bu da bizim milli birlik ve beraberliğimizi sağlamış oldu. Daha önce birçok konuda bir araya gelemeyen siyasetçiler, evet, memleket söz konusu olduğunda sarayda bir araya geldiler, külliyede bir araya geldiler, muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı, Başbakan. Dolayısıyla da bu elbette ki şehitler vermemize sebep oldu. Evet. Elbette ki bu terör eylemi
çok sayıda insanımızın hayatına mal oldu. Ama millet olarak da biz çoktan beridir unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlamamıza sebep oldu. Bu da birliğimiz, beraberliğimiz. Zaten de Türk milletinin en büyük gücü, gücünü aldığı en büyük kaynak Türk milletinin birliği ve beraberliğine olan inancıdır. O bugün sağlanmıştır. Çok şükür ki sağlanmıştır. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi yelpaze bir ve bütün olarak darbenin karşısında olmuştur. Kesinlikle Sayın Oğan, şimdi siz bunları anlatırken dışarıda meydanda binlerce vatandaşımız şu sıralarda toplanmış durumda ve Ölürüm Türkiye'm şarkısı çalıyor. Yani bu şu anlama geliyor anlayabildiğim kadarıyla. Çatı oluşturulmuş durumda, altındaki herkes o çatının direklerine öyle bir sarılmış ki, yani Türk milleti o çatının direklerine öyle bir sarılmış ki sarsılmaz irade şu meydanlarda herhalde. Bundan sonrası için neler söyleyebilirsiniz Sayın Oğan? Bundan sonra elbette devletin kılcal damarlarına kadar girmiş olan bu yapı sökülüp atılmalıdır. Evet. Biz uzun süreden beri gerek mecliste diğer mecralarda paralel yapının bu terör örgütünün Türkiye için nasıl bir tehdit ve tehlike olduğunu ifade ediyorduk. Özellikle 2010 referandumuyla yargıyı ele geçireceklerini ifade ediyorduk. O zaman dinlenilmedi ama çok şükür ki bugün herkes bunun farkında. Evet. Bundan sonra yapılacak şey devletin kılcal damarlarından bu yapının temizlenmesi. Ancak bu yapı tek başına bir yapı değil. Bu yapı zaman zaman PKK terör örgütüyle, zaman zaman IŞİD terör örgütüyle de işbirliği içerisinde bir yapıdır. Teröristin maalesef ki bu manada dini, kimliği vesaire hiçbir şeyi olmuyor. Elbette. Terörist işbirliği yapabiliyor. Bazen PDY kılığında ortaya çıkıyor, bazen PKK kılığında ortaya çıkıyor, bazen IŞİD'li kılığında ortaya çıkıyor. Devlete sızmış ne kadar PDY mensubu varsa temizlenmeli ama bir o kadar da PKK mensupları devlete sızmıştır. Bunlar da temizlenmelidir. IŞİD'çiler de temizlenmelidir. Olağanüstü halin bu manada Türkiye'nin topyekün terörden arındırılması için bir fırsata çevrilmesine ne şiddetle ihtiyaç vardır. Milletin de bu konuda hükümete tam desteği söz konusudur. O sebeple bugünlerde topyekun terörle mücadele etme azmini millet meydanlarda bugün Vatan Caddesi'nde ortaya koydu. Başka meydanlarda ortaya koyuyor. Bu şekilde bir müddet daha devam edecektir. Bu süre içerisinde Türkiye'nin de bu en çok çektiği terör belasından kurtulması lazım. Ancak bunları yaparken, geri gelmişken ifade edeyim, bunları yaparken bazen insanların bir iş yerinde birisi birisiyle bir şekilde arası bozulabiliyor. Kim duyabiliyor şu veya bu sebeple bir takım sorunlar yaşayabiliyor. Sakın ola ki insanlar birbirlerini bu süreçte kurunun yanında yaşın yanında kuruyu yakmamalıdır. Böyle zamanlarda Anadolu'da güzel bir tabir vardır. At izinin it izine karıştığı derler. Evet. Zamanlardır. Böyle zamanlarda devletimize düşen, hükümetimize düşen kesinlikle kılı kırk yararak incelemek, bir takım insanlarımızın da bu süreç içerisinde yanlışlıkla bu sürecin içerisine veyahut da bazı çevrelerin bilinçli bir şekilde dahil edilmelerine engel olmak lazım. Bununla ilgili olarak da savcılarımıza öncelikle görevler düşüyor ve insanlarımıza görevler düşüyor. Demokrasiden, kazanımlardan geri adım atmamak lazım. Çünkü Türkiye bugünlere kolay gelmedi. En son işte 12 Eylül darbesini fiilen yaşamıştık. 2007'deki muhtırayı hepimiz hatırlıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla Türkiye darbelerden, muhtıralardan aşağı aşağı bugünlere gelmiştir. Ve bugünkü demokratik kazanımlarımızı, demokrasi kazanımlarımızı da bu terör örgütünün son girişimiyle askıya almamak lazım. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi lazımdır. Türkiye'nin bir an önce içeride ve dışarıda birikmiş sorunlarıyla mücadele etmesine, yeniden dönmesine ihtiyaç vardır. Evet. Türkiye'nin gündeminde bugün evet bu girişim var ama Türkiye'nin dışında da ciddi birikmiş sorunlar var. Geri gelmişken şunu da ifade etmek isterim. Buyurun. Amerika'dan Merkez Kuvvetler Komutanı'nın
çok maalesef ki talihsiz bir açıklaması oldu bugün. Ve adeta darbecileri, darbeci generalleri koruyup kollayan açıklamaları oldu. Bu da bize gösteriyor ki bu mesele sadece bir terör örgütü, PDY'ye mensup terör örgütünün değil, onun dış uzantılarının da bu işin içerisinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla da Türkiye'yi dışarıdan ve içeriden kıskacı almak isteyenlere karşı uyanık olmak lazım, bir olmak lazım, beraber olmak lazım. Ama tekrar altını çizmek isterim, bütün bunları yaparken de demokratik kazanımlardan asla ve asla taviz vermemek lazım. Kılı kırk yarmak lazım. Kurunun yanında yaşı da yakmamak lazım. İşte bu çok önemli bir noktaydı. Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz efendim bugün için. Ben teşekkür ederim. Size de demokrasi nöbetinde başarılar dilerim. Sağolunuz efendim. Sağolunuz, hayırlı akşamlar, hoşçakalınız. Kıymetli dinleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adaylarından Doktor Sayın Sinan Oğan misafirimiz oldu. Kendisinin özellikle de vurgu yaptığı nokta, kılı kırk yararak bu işi yapmak ve hiç kuşku yok ki kurunun yanında da yaşı yakmamak gerekiyor dedi. Bu altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesiydi.